2008 yılında vefat eden ressam Cemil Eren ve kızı Zeynep Eren'in heykel çalışmalarından oluşan Beyaz isimli sergi Bodrum'da açıldı. Bodrum'a yeni bir sesli bir heyecan getirmeye çalıştık. Uzun yıllar yaşamının bir bölümünü Bodrum'da geçirdikten sonra 2008 yılında yaşamını yitiren ressam Cemil Eren'in Bodrum'u anlatan figüratif soyut anlatımlarla yaptığı resimleriyle kızı Zeynep Eren'in heykel çalışmaları 1. Artemisia sergi salonuyla Mazolos sergi salonunda açıldı. Küratörlüğünü Profesör Doktor Kıymet Giray'ın yaptığı sergide resim ve heykel çalışmaları beğeni topladı. Ankara'da yaşayan Zeynep Eren ise sergiye katılamadı. Profesör Doktor Kıymet Giray, Kent Haber'e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bu serginin küratörlüğünü ben yaptım. Çünkü bu iki salonun açılmasında da doğrusu çok memnun oldum. Çünkü Bodrum'un merkezinde hemen herkesin binlerce insanın akıp geçtiği bir Cumhuriyet Caddesi'nde iki önemli sergi salonu oluşturuldu Bodrum Belediyesi tarafından. Sayın Ahmet Aras ve Emel Çakaloğlu tarafından bu mekanların sergi salonu olarak düzenlenmesi yapıldı ve burada ardı ardı sergiler açılmaya başladı. Bu sergi benim düzenlediğim ikinci büyük sergi. Birincisi bir karma sergiydi ama Cemil Eren sergisini özellikle yapmak istedik. Çünkü Cemil Eren Bodrum'un en eski sanatçılarından biri. Ve burada gördüğünüz resimlerin birçoğu 1950'li yılların Bodrum'unu anlatıyor. Manastır, otel gibi, balıkçı barınakları gibi, Bodrum kuşları gibi ve Bodrum balıkçıları gibi kayıklarla. Ve bu yıllar boyunca sürdü. Cemil Bey 90'lı yaşlarında her yıl Bodrum'a gelerek geçirdi ve Bodrum'un beyazını resimleyerek geçirdi. Onun için bu resimlerin her biri Bodrum'da yaşanmış anların tuvale yansıyan görünümleri oldu. Kızı Zeynep de babasıyla beraber buraya çok geldi. Burada büyüdü, çocukken buradaydı. Burada genç kız oldu, burada aşık oldu, burada hayatı tanıdı. Ve Bodrum'la ilgili o da güzel heykeller yapmaya başladı. Özellikle terakota heykeller yaptı. Bu terakota heykellerde mutlu kadınlar, mutlu insanların heykelleri oldu. Kadın ve erkek. Hatta hayvanların heykelleri, kediler gibi. Ve her iki sanatçı, baba kız, her iki sanatçı da Bodrum'da yaşadığı günleri sanatla değerlendiren ve Türk resim sanatına, heykel sanatına önemli eserler bırakan iki önemli sanatçı olarak yaşadı. 36 resim ve 20 heykelin yer aldığı sergi 29 Ekim tarihine kadar gezilebilecek. 35 tane resim var, 20 tane de heykel var. Doğrusu her iki salonda da aynı sanatçılara yer verdik. Ayırmadık, daima öyle yapıyoruz. İki salona her sanatçının, yani karma sergide olsa, tek sanatçı da olsa her iki salonda değerlendiriyoruz. Çünkü mekanlar o kadar güzel ki 19. yüzyıl yapıları. Dikkat ederseniz etrafına duvarlarıyla, konstrüksiyonuyla çok önemli iki yapıdayız. Bu tarihi yapıların içinde sanat galerilerinin olması ve daha sonra da burada sanatla ilgili eğitimlerin yapılacak olması doğrusu Bodrumlular için büyük bir kazanç. Çünkü Bodrum bize göre önemli yazarların, önemli şairlerin, önemli ressamların, heykeltıraşların nefes aldığı, yaşadığı ve sanat tarihçilerin yaşadığı bir yer. Bodrum kültür kenti. Burada da böyle kültürel hizmet veren mekanların giderek çoğalacağını düşünüyoruz. Daha önce sadece Şevket Sabancı Kültür Merkezi'nde büyük sergiler açıyorduk. Hala orada büyük sergiler açılıyor. Şimdi Bodrum'un merkezinde de çok önemli sergiler açıldığı için çok mutluyuz.